Selamlar. Yağmurlu bir gün. Hayata nasıl bakmalıyız? Şu an yürüyoruz. Çevremizi nasıl analiz etmeliyiz? Bunlar dahi önemli. Şu dünya düzenine bir bakar mısınız? Herkes bir düşünsün. Dünya düzeninde tek hedef var. Ne olursa olsun kar elde etmek. Ne olursa olsun zengin olmak. Keyfi yaşamak. Bu. Bu var. Peki bu ne kadar doğru? Artık yani gözleri o kadar dönmüş ki, o kadar fazla yanlışta gidiyorlar ki. Her şeyi yapabilecek vaziyetteler ne yazık ki. Bizim burada şunları düşünmemiz lazım. Biz hak kelam Kur'an-ı Kerim'i anlayıp ona göre yaşayacağız mı? Dosdoğru gideceğiz mi? Bakın Yüce Allah bizleri insanlara dosdoğru bir hayatı anlatsın diye peygamberler kitaplar gönderdi. Biz hepsine inanıyoruz. Yüce Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hepsine inanıyoruz. Ve gönderilen kitaplar ne yazık ki zaman içerisinde değiştirilmiş bazıları. Bunu nereden söylüyorum? Kendi keyfi ya da kişisel görüşüm olarak söylemiyorum. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor Yüce Allah. İnne dine indallahil İslam. Yüce Allah'ın katında hak din İslam'dır diyor. Diğer dinler değildir diyor. Yani Yüce Allah bizlere İslamiyet'i, hak kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamız için gönderdi ve evrensel olarak bütün dünyaya, bütün kainata gönderdi. O hiç inanmayanlar, farklı dinlere kendine empoze edenler hepsine gönderdi. Hepsi okuyup anlasın diye gönderdi. Birilerinin tek elinde değil yani. İnsanlar bu şekilde düşünmeli. Şimdi düşünün, şurada bir tane direk var bakın, tabela. İnsanlar böyle bir şey yapıyor kendi eliyle, beşeri bir şey. Ve buna tapıyor. Koskoca heykeller yapıyor. Ya biz bunları hani rencide etmek için söylemiyoruz. Ama mantıklı hiçbir tarafı yok. Sana verilen şu akıl nimetini kullan artık. Artık bir şeylerin farkına var. Aile yapısından geliyor. Mesela öğretiyorlar çocuklarına. Sen de şu dine inan diye. Hak dini, İslamiyet'i öğretmiyorlar. Devamlı her gün bir şey çıkarıyorlar. Batıl. Şimdi biz burada şunu sormalıyız. Ne kadar doğru? Şu akıl nimetini ne kadar kullanıyorsun? Bunları sormalıyız gerçekten. Bir insan düşünebildiği, akıl nimetini kullandığı ve iradesiyle hareket ettiği sürece insandır. Bunları kullanmadığı sürece herhangi bir canlıdan bir farkı yoktur. Bir kuş, bir karınca, bir kedi gibidir yani. Onu söyleyelim. Bizim hayvanlardan ve diğer canlılardan farkımız bu. Ve sen bu farkı kullanmıyorsun. O kadar mantıksız ki hani hiçbir şeye uymuyor. Gerçekten uymuyor. Biz insanlar uyarmak için söylüyoruz. Başka bir derdimiz yok. Emin olun bazı konuları düzeltmek için. Ve şu da çok önemli. Hayatımızda temizlik konusu çok önemli. İnsanlar hiç dikkat etmiyor. Dünya genelinde bir sürü kültür var. Bir sürü medeniyet, bir sürü devlet var. Bu nedenle ben yani dünyaya geldim şu milleti seviyorum. Gerçekten temiz. Ve hani İslamiyet dininin gereklerine uygun olarak devam ettiğimiz sürece tabii ki seviyorum. Yoksa emin olun kalmaz. Ya düşünün yani şöyle bir tane heykel yapıp bir tane buna tatmak ne kadar cahil bir iş. Ama bunu yapan bir sürü insan var dünya genelinde. Dünya genelini düşünüyorum. Ne kadar mantıksız. Veyahut da hiç inanmıyorum diyor.
kendini yüksek görüyor, böbürleniyor. En üstün varlıktır, haşa insan diyor. Biz de insanız, kendimizi böyle göremeyiz. Şu bedenine bir bak, mükemmel olduğu kadar da aciz. Yani sen yaratılmış bir bedene sahipsin. Bunun değerini bil, ona göre yaşa. Hesabının olduğunu unutma. Bakın, dişimiz ağrısa bir gün ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Hayat, günümüz mahvoluyor yani. Bir an önce geçmesini istiyoruz. Doktora gidiyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Veyahut da gözün bir gün görmese. Bir düşün, bunları düşün yani. Betimleme yapma açısından söylüyorum. Bir gün kulağın duymasa. O kadar hani demoralize oluyorsun ki. O kadar kendini kötü hissediyorsun ki. Bu nimetlerin kıymetini daha iyi anlıyorsun. Bir tane elin bir gün tutmasın. Hiç şey yapamazsın. Ne ayakkabını bağlayabilirsin. Ne montunu doğru düz giyebilirsin. Yani her şey sana zul olur. Bu açıdan insanlar bazı konuları iyi düşünmeli. Ve verilen şu nimetlerin değerini bilerek şu kainatın mükemmel sistemin yaratıcısı Yüce Allah'a dosdoğru şekilde inanmalı. Bize kalacak olan budur. Her anının değerini bilerek yaşamak ve gerçekten o takva yoluna gitmektir. Yoksa gördüğünüz şu mülkler, ev, araba, her türlü zenginlik kimseye kalmaz. Fazla kafaya takmaya gerek yok. Biz elimizden geleni bu dünya için de yapıyoruz ama vereceğimiz zekat bize kalır. Kendimize harcadığımız o mülk kalmaz. Bunu unutma. Asıl olan budur. İnsanlar inşallah bu şekilde yaşar diyorum. Hoşçakalın.